Evet Hikmet'in bir asisti e, ve e, Anıl'ın kafasını izledik Murat abicim. Bu arada çok özür dilerim. Çok özür, evet. özür dilerim abi. Daha deminki golde de bir kaleci hatası var. Onu söylemeyi unuttum ben. Daha deminki golde de. Çünkü neden? Adem orada bir Oğulcan'a çıkış yaptığı için. Yani Oğulcan'ın topunu tutmuş. Daha önceki gole bir gelebilir miyiz? İlk Bundan bir öncekine. Bundan bir öncekine. O sırada Adem... E, Burası mı? Burası mı? Evet şimdi... Acun abinin asisti geliyor ya bu sırada Adem bir çıkış yapıyor görüyor musun Murat evet. abi? Adem çıkış yaptığı için kale boş kalıyor aslında. Bir de burada böyle bir durum var. Hatası var diyorsun. Hatası ama. var. Tabii. Hatası. Her herhalde var. yani, yani Adem'in e, kaleci hatası da var. Yani böyle. burada adamı kaçırıyor. Doğru aslında oluyor. şöyle orada topa çıkmasa mesela alamayacağı topa çıkmasa kalesinde beklese. Çıkmasa. Oğulcan o pası vermeyecek. Oğulcan göğsüne final alacak bir şeyler yapacak ama ne yapacağını bilemiyoruz. Bilemi, ama Bilemeyiz. Oğulcan'da bitiricilik var. Oğulcan'da da yapabilir Evet yani. şimdi tekrar yeni pozisyonumuza dönelim. Tekrar yeni pozisyonumuza dönelim. Hikmet'in asisti ve Anıl'ın kafası. Şimdi burada e, bu gol Anıl'ın atmış olduğu gol. inanılmaz bir gol. Akıl kokan bir gol. Tam bir gol koklamış Anıl. Yani gol koklayan santraforlar vardır ya. Onun gibi. Ve bu golü ben e, bu sene... Süper Lig'de bu golün aynısını aşağı yukarı izlediğim gibi geliyor bana. Şöyle şu anda bir aklıma geldi. Fenerbahçe'li Serdar Dursun attı. Fenerbahçe'li Serdar Dursun da buna çok benzer böyle bir gol attı. Kaleci terste kaldı böyle kafasının arkasında. ve Yani akıl dolu bir gol. Anıl'ı kutluyorum. Tamam. E, Caner'cim şöyle. E, Sergen Yalçın direkten dönen topu ve Oğulcan'ın çalımı hani doğru zamanlama. Hani tam neredeyse oraya göre e, kronolojik sırayla izlersek daha doğru olur diyorum ben. Ve... Ee, Ardahan'ın golü geliyor. 2-2 oluyor burada maç. Survivor All-Star takımı skoru 2-2'ye getiriyor. Hatırlayalım bakalım nasıl bir gol olmuş. Evet Survivor All-Star'ın e, son golü zaten bu evet. Murat abicim. Aslında normalde ben bu tarz golleri daha çok izleyeceğimizi düşündüm. Çünkü e, çok e, iyi bir organize atak gibi gözüküyor. E, keşke bunu bütün maça yaya bilselerdi. Yani. Halbuki ilk yarıda 2-2 bitmiş. İkinci yarı... Daha etkili olabilirlermiş. Çünkü burada iyiler. Şu ana kadar iyiler. Ve burada da inanılmaz bir üçlü koordine çıkış. Harika bir rakip sahaya geçiş. Yasin'den başlayan ve Anıl'ın Oğuz Çetin'i andıran bir akıl dolu hemen dönüp böyle organizasyonla bu tarafa atan. Orada da Arda'nın da tek vuruşta golü atması harika bir gol bence. Çok güzel bir organizasyon var. Evet gerçekten e, burada Arda'nın golünde tebrik edelim. Survivor All-Star işte e, Crespo'nun da hareketini yapıyor evet. golü attıktan sonra. Keşke bu gollerin devamını görebilseydik. Ben umutluydum ama maalesef umduğumuz dağlara ya, karlar, karlar yağdı. İki yağdı diyorum ve sevgili Murat Çeylan'ın <laughs> golüne geliyoruz efendim. İnanılmaz bir çıkış Murat Çeylan'dan. Tebrik ediyorum kendisini. Hemen golü bir hatırlayalım bakalım. Yani bu gol için şunu söyleyebiliriz Murat abicim. Hani Murat Çeylan kendi golünü kendi yarattı Bravo. kesinlikle inanılmaz bir koşu arkadan hani Survivor yarışmacılarının biz kondisyondan bahsederken Murat Çeylan'ın ne kadar kondisyonun yüksek olduğunu bir kez daha görüyoruz bakın burada arkadan yaptığı koşu sonuçta e, ön tarafa doğru savuşturulmuş bir top kimse beklemiyor Murat Çeylan koşu ve hiç beklemeden bitiricilikle golünü atıyor tebrikler diyelim burada şimdi tabii ki kondisyondan ziyade Patlama bak. Patlama gücü evet Tabii, bravo. Burada Murat Ceylan'ın patlama gücü uzun yıllar konuşulur. Neden dersen çünkü kum abi orası. Yani Çin'de olsan tamam ama kumda böyle bir patlama yapmak inanılır gibi değil. E, perviz değil mi o? Perviz. perviz. Pervizin, be, arkasına pervizin arkasından dolanıyor. Ve bir de o patlamadan sonra tek vuruştan golü yapıyor. O da büyük olay. Ben burada e, siz belki hatırlamazsınız. E, bizim zamanımızda Alan Simonsen vardı. Danimarkalı Barcelona'da oynadı. Alan Simonsen. Alan Simonsen böyle Furkan Dede bir patlama yapardı var ya ne olduğunu şaşırırdın. Böyle aradan bir patlardı giderdi. Sevgili zaten Murat Ceylan da biliyor musun Danimarkalara benziyor. Ya benziyor birazdır. tabii, tabii Danimarkalara benziyor. 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 Murat Ceylan aynı Alan Simon seni görür gibi oldu. Öyle bir patlama yaptı. Evet. Ee, bu arada tabii sevgili buradan Ertem Şener'e de Kocaman selam olsun efendim. Gerek Egzen'deki Şampiyonlar Ligi maç anlatımıyla. Gerekse Survivorın uzun zamandır e, maçlarını anlatan Ertem abi bize buradan kocaman selam olsun efendim. E, özledim abi. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ertem Duyurum. kardeşimize selam. E, ve hemen e, yine Murat Çeylan'ı durduramıyorlar. Yine Murat Çeylan. Çünkü vay, vay. o kadar önemli bir nokta ki maç 2-2-2. İlk gol Murat Çeylan'a ikinci gol. 4-2'ye geliyor maç. Murat Çeylan'ın ikinci golü ekranlarda şu an izliyoruz. Murat Ceylan yine kendi golünü kendi yaratıyor. Üç kişinin arasından e, gerçekten vole. Vole mi deniyordu diyecektim. Tam Efendim? Ben yarım de, vole. Yarım yarım vole, Hanza da bir şey söyleyeyim mi? Röveş hangisiydi? Röveş böyle Kals, Kalsın, ters, ters. Ters, 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 Bir şey söyleyeyim mi? Furkan <laughs> Teşekkürler <dedi>. Hanza. <laughs> İyi ki girmemişim. Aha, müthiş ya, bir Röveş falan. Hanza'nın dikkatini çeken bir şey olduğu zaman söylersen tabii, tabii, çok mutlu tabi. olursun. Bu golü çok Bu beğenmiştim o yüzden sordum. Şimdi bir şey söyleyeyim. Biraz abartacak diyecekler bana ama ben abartmadığımı düşünüyorum. Süper Lig'de bu gol olsa var ya jeneriklik gol. Süper Lig'de bu golü atsa uzun süre bu gol konuşulur ben sana söyleyeyim. Yani topa ilk o görüşü, kaleciye bakışı, yan çıkışı, vuruşu, topun gidişi filan falan yani e, gerçekten jeneriklik bir gol. Yani Murat Ceylan kendini açmış. Yani ben sana söyleyeyim Murat Ceylan ben hani şöyle şimdi şeyden Avrupa'dan bir adam getirse oraya seyretse bu maçı Murat Ceylan'ın da Söğüt sunucu olduğunu bilmese sorar yani bu adam hangi takımda oynuyordu? Şu anda oynuyor mu falan diye bir takımda sorabilir. E, şöyle bir şimdi iki golde de şöyle bir durum var. Kendi golünü yarattığı için mesela kendi takımı sonuna kadar savunma yaparken Murat Ceylan'a atacağı uzun toplarla Murat Ceylan bir anda kendi pozisyonunu kendi golünü yaratabilir. Bu tip oyuncular futbolda çok önemlidir. E, yani e, takım oyununa ihtiyaç duymuyor bu golleri atarken. Ve iki kişinin arasında Orada iki kişinin arasında vurmak da zor. Zor. Orada çünkü iki kişi pres yapıyor. Yalnız bak e, Acun Ucalı bile e, benchten dışarı falan çıktı gole. Yani o da bayıldı bu gole. Bayılmayacak gibi değil abi. Baksana abi o vuruşu vuruşu Gerçekten diyorum sana. Bak e, yine tabii futbol konuştuğumuz için yani derler ya bana Murat Özire futboldan reklam ama futbol ben konuşuyoruz. Ben sana bir söyleyeyim. Hatırlayanlar Allah rahmet eylesin yakın zamanda vefat etti. Hatırlayanlar bilir. Almanların efsanesi vardı. Gert Müller. Müller. Gert Müller. Vay vay vay. Gert Müller böyle Murat Ceylan aynı onun gibi vurdu. İnanılmaz. Aynı onun gibi vurdu. Yani Gert Müller gibi vurdu. Evet tabii bu arada ee... Biz Acun Medya'nın kalecisi <laughs> Serdar bizim, bizim kalecimizdi. Ha. Ama sonuçta biz de Acun Medya'nın birer ferdi olduğumuz için Serdar abi'ye de buradan kocaman selam olsun. Çünkü o da maç boyunca gerek kurtarışlarıyla gerek defansı yönlendirmesiyle Acun Medya'nın gol yememesindeki önemli isimlerden bir tanesiydi diyorum ve burada bir e, Oğulcan'ın çalımı burada mı? Evet, Oğulcan Engin'in çalımı buradaymış. Hemen onu da sevgili yönetmenimiz Caner'den bir rica edelim. Şimdi tabii öyle bir pozisyon ki Murat abi şimdi Adem biliyorsun boksör. Evet. Hikmet Oran'ın en büyük adamı. Tabii. Perviz de Oran'ın en güçlü adamlarından bravo. bir üç tanesi. arasında kaldı. Yani hani Oğuzcan Engin 3 bant yapıyor yani bravo, burada herkesi bravo, birbirine bravo, çarptırarak bravo, abi bravo. topla oynuyor resmen. Bravo. Ee, tebrik etmek lazım. Yani çok yetenekli bir çocuk ya yani e, görünen köy kralı istemez çok yetenekli ve topla çok haşır neşir Keşke kendini Biraz bu işe verseydi de şu anda onu böyle süperlikte falan izleseydik. Yani yakışırdı. Yakışırdı değil mi? Yakışırdı, yakışırdı diyorum ben de. Hemen <laughs> e, tabii Sergen Yalçın'ın direkten dönen topu da e, bu pozisyondan sonra gerçekleşiyor. Onu da kısaca bir hatırlayalım bakalım.